YS Tercih Danışmanlığı'nın birinci videosu ile karşınızdayız. Sırada intro var. İntromuzu gelsin, daha sonra devam edelim. Biliyorsunuz 16 Temmuz'da LGS sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah herkes istediği sonucu elde etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları açıkladıktan sonra LGS kılavuzunu da açıklamış oldu. Tercih kılavuzunu da açıklamış oldu. Bu kılavuza göre yerleştirme takvimi şu şekilde. Ayın 16'sı ile 29 arasında özel öğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla alan kurumlara öğrenci başvuruları alınacak. Eğer bu başvurunuzda siz kaydı kesin olarak yapmışsınız, devlet okullarını seçemeyeceksiniz. Bilginiz olsun. Ona göre tercihlerinizi yaparsınız. Tercihler 20 Temmuz ile 29 Temmuz arasında yapılacak. Tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ayın 10'u ile yani 10 Ağustos ile 14 Ağustos arasında birinci nakil başvuruları alınacak. Bu birinci nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17 ile 21 Ağustos'ta ise ikinci nakil başvuruları alınacak. Bu nakil sonuçları ise 24 Ağustos'ta açıklanmış olacak. 24 ile 26 Ağustos arasında ise boş kalan kontenjanlara yani hiçbir yere yerleşemeyenlere il ve ilçedeki yerleştirme komisyonu tarafından başvuruları alınmış olacak. 26 ve 27 Ağustos'ta yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak. Son olarak da 28 Ağustos'ta artık il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu yerleşemeyen öğrencileri, yatılıları pansiyon işlemlerini tamamen bitirecek. 31 Ağustos'ta da görünen takvim o. 31 Ağustos'ta da artık eğitim öğretime başlamış olacağız. Öncelikle şunu ifade edeyim. Sınava 1.472.000 öğrenci girdi. 181 öğrenci tam puan yaptı. Yani bütün sorulara doğru cevapları verdi. Peki bizim kaç tercihimiz var ve bu tercihleri ne şekilde yapacağız? Geçen sene 15 tercih hakkınız vardı. Bu sene 5 tercih hakkını Milli Eğitim size fazladan verdi. En azından rahat bir şekilde tercih edebilir ve ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Peki bu tercih sistemi ne şekilde işliyor? Tercih sistemi 3 şekilde işliyor gençler. Birincisi adrese dayalı tercih sistemi. Yani ikametgaha göre, yerel yerleştirmelere göre yapılan tercihler. Bunu herkes yapmak zorunda. Bu kısmı yapmazsanız merkezi sisteme göre yapılan tercihleri kesinlikle yapamıyorsunuz. Peki bu yerleşmeler kaç tane? Bu tercihler kaç tane? 5 tane tercih hakkınız var. Bunlar 3 farklı okul türleri arasından seçilecek. İlk 3 tercihinizi aynı okul türünden yapabilirsiniz. Yani 3 tanesini Anadolu Lisesi'nden yapabilirsiniz. Son ikisini İmam Hatip veya Meslek Lisesi'nden yapabilirsiniz. Ben İmam Hatip tercih etmek istemiyorum diyorsanız ikisini Meslek Lisesi'nden tercih edebilirsiniz. Ama yok ben Meslek Lisesi'ni tercih etmek istemiyorum diyorsanız da ikisini İmam Hatip'ten tercih etme hakkınız zaten bulunuyor. Peki bu tercihlerde biz neye dikkat edeceğiz? Şuna dikkat edeceğiz gençler. Sistemde zaten göreceksiniz. Okullar farklı farklı renklerle gösterilmiş. Bazıları yeşil renkle gösteriliyor ki etrafınızda olan okulları gösteriyor bu. Buraya yerleşmeniz daha garanti. Bazıları maviyle gösterilir. Mavi renkte gösterilenler komşu olan yerlerdir. Bazıları da kırmızı ile gösteriliyor. Kırmızı diğer okullar. Buraya yerleşmeniz biraz zor. Onu ifade edelim. Peki bu alanda hem sınava girenler hem sınava girmeyenler tercih edecek. Yerleştirme neye göre olacak? Şunlara göre olacak. 1. Orta öğretim başarı puanı. 8. sınıf yıl sonu başarı puanına. 7. sınıf ve 6. sınıfa bakacaklar. Eğer bunlar aynıysa devamsızlıklara bakacaklar. Bu da mı aynı oldu?
tercih sırasına bakacaklar. Ha oldu ki binlerce kişi var çünkü. Bunlar da aynı oldu. Bu sefer ne yapacaklar? Yaşa bakacaklar. Küçükler burada işte avantajlı. Onu ifade edelim. Bu tercihleri yaptınız. Sıra geldi neye? Merkezi yerleştirmelere. Yani yüzdelik dilimlerinizde yapacağınız yerleştirmelere. Karnenizde Türkiye geneli yüzdelik dilimleriniz vardı. Ama farklı bir yerden girip ildeki yüzdelik dilimlerinize bakabilirsiniz. Bu alanda zaten bu yüzdelik dilimleriyle ilgili farklı bir video gelecek. Orada dikkat etmeniz gereken bütün her şeyi anlatacağım. Burada yine söylüyorum. Puanı kesinlikle göz ardı edeceksiniz. Puanla tercih yapmayacaksınız. Puanla tercih yaptığınızda açıkta kalabilirsiniz. Onu tekrar tekrar söylüyorum. Üçüncü tercih sistemi de pansiyonlu okullar. Bu pansiyonlu okulları herkes tercih etmek zorunda değil. Onu ifade edelim. Yine şunu da ifade ediyorum. Bazı öğrenciler nakil dönemlerine bırakıyor tercihlerini. Gençler bu çok çok yanlış. Yine açıkta kalabilirsiniz. Bunun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tercihlerinizi yapın. Ha, istediğiniz bir yer gelmedi. Nakil döneminde tekrar tercih etme hakkınız var zaten. Kayıt yaptırmadığınızda o nakilleri ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. İkinci videoyla tekrar karşınızda olacağız gençler. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.